Balıklar bizden korkup kaçtılar galiba. Giderken bari balık alalım da Yıldız ablama rezil olmayalım. Dün gece Feride'ye evlenme teklif et. Ne? E abi şimdi mi söylenir bu? İşte budur. Tebrik ediyorum. E hadi sarılmıyor muyuz? Ya dur be oğlum. Daha cevabını bile bilmiyorsun. Ya evet demiştir abi. Feride yıllardır aşık sana. Da sen görmüyordun onu. Çok geç olmadan fark ettim ama. Yani yakında düğünümüz var. Da büyük kozan kesin kıyameti koparacak. Hiçbir şey umurumda değil. Eğer babam karşı çıkarsa beni kaybeder. Ama abi Feride narindir. Onu kırmalarına izin verme. Allah! Yakalandık. Ablam. Biricik ablamla mı görüşüyorum efendim? Yok öyle biricik falan deme. Hani beni de alacaktınız giderken? Vallahi planlı değildi abla. Abimi uyku tutmamış da işte bir anda buraya geldik. Aa, ne oldu ki Cüneyt'e? Niye uyku tutmamış? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya hiçbir şey yok ablam. Adam dalga geçiyor. Abi bıraksana. İyi tamam itişmeyin. Bu seferlik böyle olsun. Ama bir daha götürmezseniz darılırım. Deli bunlar ya. Allah Allah. Nesi var acaba Cüneyt'in? Niye uyuyamadı? Sen bir şey biliyor musun Feride? Yok abla. Onu unuttum ben ya. İşe götürecektim, kıza söz vermiştim. Oğlum sen ne sarsak bir adamsın ya. Hadi topla da gidelim şimdi. Alo. Aşkım neredesin sen? Bebeğim 10 dakikaya geliyorum, yoldayım. Unuttun değil mi? Biliyorum ben. Numaracısın işte. Bak çabuk gel ama bekliyorum, tamam mı? Hayatım hiç sorun yok, telaş yok. Mehmet Kemal uçarak geliyor. Tamam o zaman görüşürüz aşkım. Benden sana bir kardeş tavsiyesi. Madem pimini çektin o bombanın, at elinde patlamasın. Bir an önce söyle herkese Feride ile evleneceğim. Saklayacak bir şeyimiz yok ki zaten ortada. Feride istediği için sustum. Ama artık yeter. Akşam aile meclisinde her şeyi açıklayacağım. Ben o zaman akşam evde olmayayım. Şimdi Osman Kozan hedef falan şaşırır. Büyük desteğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Şey değil sevgili abicim. Abi 10 dakika dedik anlana. Geç kaldık abi, yürü abi hadi.